Arkadaşlar bugün çok basit bir börek yapacağım. Tabi böreğimiz neyle olacak? Pırasayla olacak, soğanlı olacak, yufkayla olacak, hazır yufkayla. Benim videomun 10 dakika süreceğine bakmayın. Çok çenem olduğunda 10 dakika sürüyor. Ortalama 5 dakikada yapabileceğimiz çok da ucuz olacak. Bugün yanında kızım da var. Şimdi ben çocuklarımızla ilgili şunu söyleyeyim. Mutfakta anneler yemek yaparken zorla da olsa yanlarında çocuklarını bulundursunlar. Neden? Yemeğin temeli annelerden, ev hanımlarından gelir. Çocuklarını yetiştirsinler ki yarın kendi çocuklarına yemek yaparken, eşine, dostuna, misafirine yemek yaparken elleri, ayakları titremesin. Şimdi ne yapıyoruz? Önce pırasamızdan başlıyoruz. Pırasamızı çok ince bir şekilde dileceğiz. Tabi böyle yanında boş durmayacak. Ne yapacak? Hem elimin ayağımın altını toplayacak hem de bana yardımcı olacak. Pırasamızı doğrarken özellikle şunu söyleyeyim. Kesinlikle çok ince doğrayacağız. İnce doğramamızın sebebi de şu olacak. Sebebi şu olacak. Yani ocakta 10 dakika pırasamızın haşlanmasını bekleyene kadar 2-3 dakika içerisinde pırasamız haşlanmış olacak. Siz isterseniz bir kabın içerisine sıcak su koyup içinde 2-3 dakika bekletebilirsiniz. İsterseniz yıkayabilirsiniz. Şimdi ne yapacağım? Pırasamızı ocakta kaynayan suyla buluşturacağım. Şöyle söyleyeyim. Bunu bir 3 dakika kadar kaynatacağım. Bana döner misin? Çok ince doğradığımdan dolayı ne olacak? 2-3 dakika içerisinde haşlanmış olacak. Ocakta yarım saat pırasayı kavurmakla uğraşmayacağız. Tabii vitamin nereye gitti falan filan diyecek olursanız şunu da yapabilirsiniz. Soğanın içinde aynı şekilde pişirebilirsiniz. Benim tercihim bu yönden yana. Daha lezzetli olabilmesi için ben bunu yapmak zorundayım. Vitamin için değil. Şimdi ne yapıyoruz? Soğanımızın başına geçiyoruz. Soğanımızı doğruyoruz. Bunları ocakta buluşturuyoruz. Soğanımız da hazır. Ocağın başına geçiyoruz. Şimdi ocağımızın başına geldik. Ne yapıyoruz? Yağımızı ilave ediyoruz. Her zaman ne diyoruz? Tabi az yağ kullanacağız da. Ne kadar bol yağ o kadar lezzet. Sağlıklı veya sağlıksız düşünmezsek eğer. Soğanımızı ilave ediyoruz. Kavururken ne yapıyoruz? Şimdi yapacağımız böreğin İşte iç harcını hazırlamaya başlıyoruz. Yani yumurta sarısıydı, suyuydu, yağıydı. O şekilde söyleyeyim. Şimdi ölçüyü fincanla yapıyorum ben. Size kolaylık olsun diye bir fincan. İki fincan sıvı yağ. İki fincan sıvı yağa ortalama iki fincan da su katacağım. Tabi börekle memnun kalmazsanız Ahmet Şef burada. Kesinlikle yaptığım böreğin kefiliyim ben. Sadece gördüğünüz gibi basit suyla sıvı yağ. Gerçekten şimdi size şunu söyleyeceğim. Bana demez misin? Aslında bu günah çıkartma gibi bir şey de olabilir. Ya ben yıllarca şunu düşünüyorum. O kadar süt kattım. Yoğurtlusunu yaptım. Sodalısını yaptım. Hepsini yaptım ama bunun onlardan daha lezzetli, daha güzel olduğunu hiçbir zaman söylemedim. Şimdi ocağımızın başına geçiyoruz. Kavrulan soğanımızı ne yapacağız? Pırasayla buluşturacağız. Pırasamızın altını kapatıyoruz. Çok ince doğradığım için ne oldu? 3 dakikada pırasamız hamur gibi oldu. Yani bir daha sorun yaşamayacağız. Nasıl olmuş? Hamur gibi. Aynı Şafak Sezer gibi konuştum. Hafta şöyle bir soğutalım. Şimdi bunu ne yapacağım? 2 dakika suyunu çektireceğim. Soğanımızla buluşturacağız. Pırasamızla buluşturuyoruz. Soğanımızı. Tabii bunu yaparken size şunu söyleyeyim. Özellikle arkadaşlar bu tarifte mutlak surette ne yapmanız gerekiyor? Kimyonla buluşturmanız gerekiyor. Bunda kimyon çok önemli. Kimyon buna çok ayrı bir lezzet katıyor. Şimdi ne yapacağız? Karabiberimiz.
Kimyonu biraz bol kullanacağız. Kesinlikle kimyonu tavsiye ediyorum. Kimyonumuz. Az bir kırmızı toz biberimiz. Allah ne verdiyse bütün baharatlardan kullanacağım. Pul biberimiz. Yani börek ya. Gerçekten börek olsun diye. Şimdi ben bundan bir kase ayıracağım. Ayırdığımı da neyle kullanacağım? Omlette kullanacağım. Farklı bir omlet yapacağım size. Bu artık pırasa olmaktan çıktı. Evrim değiştirdi. Farklı bir şey oldu. Yaparsanız mutlak surette yorumlarda yazın. Memnun kalmazsanız da memnun kalmadığınızı bildirin. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar iç harcımız hazır. İki çevirdik. Yufkalarımızın başına geçiyoruz. Arkadaşlar böreğin başına geçiyoruz dedim ama tuz atmayı unutmuşum. Hemen şöyle borcu da bir tuzunu atayım. Ocağımızın altını kapatalım. Tekrar geçelim. Şöyle bir açalım. Tabi bunun da tekniği var. Şu şekilde şöyle bir kere vurduğumuz zaman ne olur? Yufka hepsi birbirinden ayrılmış olur. Şöyle şu kenarda beklesin. Sıra onlara da gelecek. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bir suyumuzu gezdiriyoruz. Yani yağlı suyumuzu gezdiriyoruz. Her tarafına değdireceğiz bunu. Aynı ne gibi? Gözleme yapar gibi. Tabi çok fazla da abartmayacağız. Çünkü daha sonra da kullanacağım. Fırçayla bunu her yerine şöyle dalga dalga değdireceğiz. Ben yine söylüyorum. Benim takipçi kardeşlerim var. Onlar mutlak surette bunu yapsınlar. Beğenmezlerse Ahmet Şefleri burada. Evet. Sıra geldi içimize. Tabi bu içimize şu şekilde her yerine parça parça atacağız. Değmedik hiçbir yeri kalmayacak. Bunu toplu halde de bırakabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ala veresi. Hiç şey yapmayın. Oraya değdi, buraya değmedi diye bir kaydeniz olmasın. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu kenardan çok ufak bir parça şöyle bir birleştirme yapıyoruz. Çok fazla değil. Şu kenardan da şöyle hafiften. Şimdi şuradan şuraya şöyle biraz daha lezzetli olsun tabi. Şuradan aynı sigara böreğe sarar gibi yavaş yavaş ne yapacağız? Sarmaya başlayacağız. Şöyle düşünün. Kesinlikle olmadı, olmayacak gibisine aklınızdan hiçbir şey geçirmeyin arkadaşlar. Siz yapın, fırına girsin, çıktığında nasıl olsa olacak. Yani olmama gibi bir şansın olması mümkün değil yani. Onu size sadece o şekilde söyleyeyim. Şimdi birinci böreğimiz hazır. Dibine az bir sıvı yağ döktüm. Ne yapayım? Her tarafına değdiriyorum. Şimdi bu böreği sararken şuna çok dikkat edin. Şöyle bir çekeyim. Çok fazla birbirine yapıştırmayacağız. Niye yapıştırmayacağız? Aralarında boşluk bırakacağız. O boşlukları biraz sonra ben izah edeceğim sebebini. Şu şekilde birincisi hazır. Şimdi sıra geldi ikincisine. Şöyle tekrar bir tane daha göstereceğim. Tabii bunu fazla ayrıntılı göstermeyeceğim. İlk videoda ilk börekte gösterdiğim için suyu her tarafı şekilde bir gezdiriyoruz. Yağlı suyumuzu. İkincisi şöyle göstereyim ben. Çok fazla bunu yapıştırmayacağız. Şimdi ben bunu tepsinin içinde düzeltirken göstereceğim. Nasıl yapmamız gerektiğini. Sağ olsun kızım da tepsiyi bana yanaştırıyor. Şimdi üçüncü yufkamızı şöyle söyleyeyim. Farklı saracağız. Onun farklı sarma şeklini göstereceğim. Üçüncü farklı olan şu şekilde ben göstereyim. Bunu mutlaka yani istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. O şekilde söyleyeyim. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Bunu da aynı şekilde komplesini yağlıyoruz. Fırçamıza şöyle bir her tarafına değdiriyoruz.
Sıra geldi şeyi kullanmıyor. Neydi? Pırasamızı kullanıyor. Ha şu şekilde söyleyeyim. Elinizde eğer parça yufka varsa kullanmadığınız veya parçalanan yufkanız varsa bunları bu şekilde aralarını atarak değerlendirebilirsiniz. Hiçbir sorun yaşamazsınız. O şekilde söyleyeyim. Ne olacak? Biraz daha yufka yemiş oluruz. Başka hiçbir şey olmaz. Arada kuru kalmasın. Orada da şöyle değdirelim. Tahta kaşık da hani derler ya odun gibi. Vallahi tahta kaşık da adına yakışıyor yani odun gibi. Gördüğünüz şu şekilde hemen ne yapıyoruz? Şuradan şöyle hafiften bir birleştirme yapıyoruz. Ondan sonra bunu aynı şey gibi neylonun adı. Isladık ya biraz nazlanıyor. Sigara böreği sarar gibi, kol böreği sarar gibi şu şekilde yavaş 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 ne yapacağız? Sarmaşlamaya başlayacağız. Yine söyleyeyim ya ben yaptım olmadı. Parçalandı, kırıldı. Arkadaşlar kırılsın, parçalansın hiç önemli değil. Siz fırına atın. O nasıl olsa eninde sonunda size börek olarak geri dönüş yapacak. Şöyle hemen çeviriyoruz. Çok şey yapmamıza gerek yok. Ne yapmam gerekiyor? Yumurta sarısı sürmem gerekiyor. Ben ne yapacağım? Yumurta sarısı değil. Kendi az önceki yağlamış olduğum yağını suyunu içine her yerine şu şekilde değdireceğim. Su emin olun bu su yağlı su yumurta sarısından daha önemli. O şekilde söyleyeyim. Korkmayın bol bol şey yapın dokundurun yağlayın sulayın. Yani olur mu olmaz mı ne olur diye kesinlikle bir şüpheniz olmasın. Sonunda mutlaka size güzel bir börek çıkacak. Şöyle hatta biraz da abartalım bu işi. Şimdi bunu ne yapacağız? Ben ne yapacağımızı söyleyeyim. Bunu ben bu şekilde suyuyla bir 5 dakika dinlendireceğim. Sebebi şu. Suyu her tarafını içine bir alsın. Ondan sonra yumurta sarısını sürme işlemine geçeceğiz. Hemen ne yapıyoruz? Yumurta sarımızı ayırıyoruz. Şöyle ortadan bölüyoruz. Bir o kabuğa, bir öbür kabuğa. Bak şu şekilde kenarından kenarından yumurtanın beyazını ayırıyoruz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Yumurta sarımızı şöyle bir karıştıralım. Her tarafına değdireceğiz artık. Yani şu şekilde aralarına elimizden geldiği kadar değmemiş yerine bırakmamaya çalışacağız. Şöyle görüyor musunuz arkadaşlar? İçine dışına her yerine korkmayın. Bu böreğe bir şey olmaz. Allah'ın izniyle çıktığı zaman size çok şahane bir börek olacak. Onu söyleyeyim. Şöyle ağzında gözünde değmedik yeri kalmasın. Şimdi sıra geldi öbürüne. Yapıyoruz. Önceden ısıttığımız 180 derece fırına atıyoruz. Bunun ortalama pişme süresi 25 dakika. Yine de ara ara kontrol edeceğiz. 25 dakikayı ayarladık 180 dereceye. Şöyle bakın çıtır çıtır. Ortalama 2-3 dakikası kaldı. Arkadaşlar böreğimiz oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Fırından çıkartıyoruz. Böreğimizin birini alalım. Alırken de şu şekilde bir böreğimin sesini duymanızı istiyorum ben. Şöyle çevireyim ben. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani buna siz var ya emin olun hazır yufkadan şey bile diyebilirsiniz. Su böreği bile diyebilirsiniz yani. Aynı su böreği kıvamında olur. Şurada gördüğünüz gibi şöyle ikincisini de aralarına keserim. Bu sesi duymanızı istiyorum tabi. Çok sıcak. Vallahi elimi yaktı. O kadar sıcak ki. Hemen şu sunu tabağımızı gösterelim. Böreğimizin birini alalım. Alırken de şu şekilde bir böreğimin sesini duymanızı istiyorum ben. Şöyle çevireyim ben. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada gördüğünüz gibi şöyle ikincisini de aralarına keserim.
Bu sesi duymamızı istiyorum tabi. Çok sıcak. Vallahi elimi yaktı. O kadar sıcak ki. Hemen şu sunum tabağımızı gösterelim. Şunu söyleyeyim. Pastaneye ne gerek var? Evim varken. Ahmet Şef varsa hiçbirine gerek yok. Sadece şunu söyleyeyim. Bu işin içerisinde eğer bir yemek kaşığı yağlı kıyma olmuş olsaydı bu börek tadından yenmezdi. Şu anda hem vejetaryenler için hem bizim için inanılmaz derecede lezzetli. Zaten tadına baktığınız zaman anlayacağınız. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yapalım.